the game over. Hop. Selam YouTube. Berke Öztürk kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine çok değişik, çok enteresan bir ortak modla beraber karşı karşıyayız. Tabii videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like, yorum atmayı unutmayınız. Şimdi şuradan ilk başta bir karşı tarafa şey vereyim. Nedir onun adı? Gelecek destesinin şeklini vereyim. O şekilde gelsin. Ben de rahat rahat şöyle şunu verdik mi tamam. Onun dışında da ben de dediğim gibi kendi destemle atak oynamaya çalışayım. 3033 kritik var. Daha bunları geliştirmedim hala. Ama yine farklı destelerle karşınızda olmayı da hoşuma gidiyor. Tabii 9 seviye bugün şuradan peri çıkınca onu almak zorunda kaldım. Hemen 9 seviyeye bastım ve çok güzel bir şekilde bunun da yakında videosunu atacağım. Özellikle büyüme perisi olaraktan kullanıyorum. Bence daha mantıklı. Diğeri bir tık daha böyle gerekli ama yani benim kritiğimdeyken de fazla gerekli mi bilmiyorum. Evet, şimdi buradan bakıyorum. Hemen burada yeteneklerimi buraya aldım. Birleştirdiğim an takım yayılım atışına geçer. Aynen öyle. Geç yaptı. Tamam. Şimdi gadget'ımızı aldık. Bileme taşımızı aldık. Burada gördüğünüz tuzakçıyı aldık. Portal tutucusuyu ve aynı şekilde kazıyıcıyı da aldık. Oyuna şöyle kahramanlarıma da baktığım zaman girebileceğimi artık düşünüyorum. Let's go. Şimdi karşımızda Ece var. Bu desteği tabii yine bana söyleyen Arkister denilen arkadaşımız, o yoktu. Ben de dedim kendim bu videoyu işte ise sizlerle göstermek için gireyim. Tabii bayram sevinci demişken de yeni yılınız şimdiden umarım sizlere huzur, mutluluk, sağlık, dilediğiniz en yanınızda olan sevdiğiniz insanlarla güzel bir dönem geçirmek nasip eder. Güzel yıllar görürsünüz inşallah. Şöyle artık dizilimime başlıyorum. Şimdi Ece de diyordur ne yaptı yine bu adam. Ben de diyorum ki yaptım yine yapacağımı. Şöyle çektim. Evet, şimdi burada yapacağım farklı bir hamle var. Şu tarafa çektik. Bir aldık. Şu tarafa çektik. Şuradan alacağım birazdan. Şuraya çektim. Evet, şuradan çektim. Buraya çektim. Bu kötü oldu. Şu tarafa çektim. Tamam. Tamam, levellerimi birazdan yükselteceğim ama ondan öncesinde de tabii bana burada kesinlikle hero'larım olaraktan oyuncuları dizi şeklinde önemli. Diyeceksiniz ki bu desteği nasıl düşündün? Bu deste geçer mi? Sen bu desteyle geç. Ben başka bir şey bilmiyorum falan filan diyeceksiniz. Ama bu deste geçer. Ben geçmese. Ben de tedirgin olmuştum ya. Çocuğun bileti gidecek diyerekten çok üzülmüştüm ama. Ben de geçer diyorum. Ve birazcık olsun. Bir gel gel dedim ama gel gelim öyle değil. Gel gelim. Aslında burada saat basmasıydı. Saati birazcık kullanmasıydı. Dur. Biz şöyle bir level arttırımı yapalım. Burada saat kullanmak kesinlikle çok fazla önemli. Ve bir yandan da portal tutucusundan da bir tane elinizde olması şart. Yani nasıl diyeyim? Çok enteresan bir deste dediğim gibi. O yüzden dizmesi birazcık kolay değil, zor. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Yani zordan kastım da şöyle, kılıç tanışısını dizerken nasıl diziyorsunuz? Bunu da o şekilde diziyorsunuz. Yani bir nevi onun çakması bir deste. Hop, şimdi ne yapacağım ben bunu? Bir tane portal tutucusu gelirse ben yerini değiştireceğim ama yer değiştirmem de çok da fazla bir etki yapmayacak. Bundan dolayı da ben bir tane daha böyle bir yiyeyim. Bu gitti burada, uçtu bu arada. Şöyle çektim. Tamam. Bir tane burada dediğim gibi bileme taşı gelirse çok güzel olur. Portal tutucusunu
olmasa da olur. Şöyle bastım. Bir tane daha çekeceğim. Şöyle. Bileme taşı gelirse portal tutucusunun şans eseri çıkartırız. Ama gelmedi. Tüh, kötü. Tamam. Yapma be oğlum bunu bana. Abi diyeceksin ki 7000 ile 4000 ile şey mi geçilir? Geçilmez. Ben de geçilir demiyorum. Ama şöyle de bir problem var. 7000 ile 4000 ile kalmayacağım. Niye? Çünkü bir sıra sonrasında bu bileme taşlarının bize şunu söyleyeyim. Grup yani alan hasarı vuranlar için o kadar etki etmese de bireysel hasar vuran oyuncular için büyük bir etkisi var. Hop çektim. İdare eder. Bir tane daha çekmek istiyorum şöyle. 410'la. Sanırım şuraya çeksem. Tamam. Bir tane daha böyle çektik mi? Şöyle yaptım. Tamam. Şuradan bileme taşına bastım. Bir tane de şu orta tarafa bileme taşına denk getirtirsem artık benden iyisi yok. Ondan sonra da oyunumu win almaya odaklı ilerlettirtmeyi düşünüyorum. Şu tarafa çektim. 420. Şöyle çektim. 430. Şöyle çektim. 440. Şuraya çektim. Buraya çektik. Tüh be. Bir tane bileme taşı bak. Bir tane Allah rızası için bileme taşı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Onun dışında oyunu bitirmek istiyorum. Gel artık ya yavaştan. Gelme ya. Gelme boşver. Çok kötü yaptık. Neyse oyunu ben şöyle artık gel diyerekten devam ettireceğim. Bundan sonrasında artık Allah kerim. Ne olur ne biter bilmiyorum. Ben yine de böyle bir levellerimi arttırayım ki oyunu birazcık daha geçerken rahatlamaya çalışayım. Şuradan çekeceğim. Şunu bir kurtarmak istiyorum. Şu taraftan kurtarmak istiyorum. Şuradan çektik. Bu tarafa çektik. İdare eder. Güzel. Güzel. Yapacak bir şeyimiz de kalmadı. Oyunu ilerletmeye başlatabiliriz. Bundan sonrasında tamamen karşı taraftaki destek oyuncumuzun bize gönderdiği şamanlarla oyunu ilerlettireceğiz. Tabii onun gelmesini çok fazla istemezdim. Yani bunun yükselmesini istemezdim ama bununla da yük edebilirim. O yüzden problem değil. İzliyoruz. Let's go. Yeah.
Şimdi şöyle demek istiyorum. Biraz aslında oyunu konuşurken ve yaparken aslında sizlere birazcık daha ilerlerde konuşmayı düşünüyordum. Fakat şöyle diyeyim size. Daha demin mesela ben Ece Nur'la konuşmaya çalıştım. Yani nasıl? Emojilerle konuştum. Ne yaptım? Dedim ki burada bunu atma artık. Yani şaman gönderme, saat bas dedim. Ve saati ona göre istedim. O da dedi ki tamam dedi. Yani saat gel gel dedim. Ve bir süre sonrasında artık saat benim için daha geçerli ve daha mantıklı olacağından dolayı bundan sonrasında gördüğünüz üzere artık bu yukarı tarafta saatleri daha fazlalaştırmaya başladı. Gönül isterdi ki burada portal tuzucum da olsun ve onunla da oynayayım. Ve işte ise bir tık da olsa benim de yardımım dokunsun mantığındaydım. Fakat olmadı, sağlık olsun. Çünkü şimdi aslında burada şunu söyleyeyim. Buradaki 5 seviyelik 6 seviyelik bileme taşı benim için çok güzel kritik vuruyor. Görüyorsunuz ki 300K'ları falan. Yan tarafındaki 22 vurdurtmasının sebebi de 3 seviye olduğundan dolayı. Şimdi burada amacınız şu. Abi etrafına bunları dizip, yani şu bileme taşlarının etrafına buradaki poyrazlarınızı dizip oynayış şekli olaraktan tamamen kılıç dansçısının dizilimini yapıyorum fark ettiyseniz şu şekilde. Ve buradaki bileme taşının mantığı da bireysel atak yapan oyunculara, yani nedir bu bireysel ataktan kastımız, işte kılıç dansçısına ya da buradaki gördüğünüz poyraz oyuncusuna şey yaptığından, nedir o bireysel atak yaptıklarından dolayı bunlara kritik olaraktan daha fazla veriyor. Ama bunu şeyle oynayamazsınız. Thor'la oynayamazsınız. Çünkü Thor'a 1/4 birini veriyorum diyor. Mantığı da aslında bu. Biraz kritiğim yüksek olduğundan dolayı geçiyor olabiliriz. O ayrı bir şey. Ama yani ben şunu diyebilirim ki mükemmel bir desteği de yine Archister arkadaşımızdan öğrendik. Yani ben daha farklı şeylere de girmek ister miyim? Girerim. Mesela bir öncesindeki de gördüğünüz bombacı, yani bombacı dediğim korsanla beraber girdik ve çok güzel sonuçlar aldık. Aynı şekilde burada da Poyraz'la girdik ve Poyraz'la da güzel sonuçlar almaya yönelik ilerliyoruz. Siz destek oynarken saat elinizde mutlaka olmalı. Biz saatsiz de denedik bu oyunu. Ama saatsiz o kadar güzel sonuç alamadık. Belli bir seviyeden sonrasında tıkandık kaldık. Suikastçıyı geçerken umarım çok kolay bir şekilde geçebilirim. Ve her bölüm sonu canavarında da sizler burada gönder gelsin. Hayır o değildi yanlış anladım bu sefer. Sıkıntı yok. Her bölüm sonu canavarında geçerken sizler karşı tarafta destek oynuyorsanız saati özellikle basmayı ve kullanmayı çalışın. Aynı şekilde de burada şamanlarınızı dengeli bir şekilde atmaya devam ediniz. Burada 3 tane, 4 tane, 4 bile fazla da 3 tane size şey yetecektir. Problem değil. Tıkırt. O da gitsin, hiç problem değil. Aslında artık bundan sonrasında tamam, temiz. İdare eder. Güzel. Bu da güzel. Tamam, temiz. Oyunu bitirdik. Artık oyun bizim için bitmiştir. Dediğim gibi bu saatleri kullanarak çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Bileme taşını da size bu şekilde göstermeye de çalışmış oldum. Birazcık daha izleyelim. Sonrasında da yavaş yavaş son sözlerimi söylerim. Let's go. Cardiac took my breath away like a heart attack, and I'ma spend every dime in my
Artık full saati basarak geçmeyi planlıyorum. Umarım saat birazcık beni rahatlatır şu kısımlarda. Ve ben de oyunu birazcık daha win odaklı ilerleyerekten bitirmiş olurum diye düşünüyorum. Haydi bismillah. Umarım bu kısımları çok hızlı bir şekilde, çok güzel bir şekilde geçerim. Bastık. Hadi. Ah be, ah be. Neyse, dediğim gibi birazcık portal tutucusunun aslında burada anlamı çok büyük. Yani orada aslında bir şeylerim giderken ben aslında o portal tutucusuyla döndürebilirdim. O yüzden portal tutucumun olmadığından dolayı bir tık hem kötü bir sonuç aldım hem de size güzel bir video çekmeye çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım anlamışsınızdır mantığını ve destek oynuyorsanız birazcık saatleri önem verip birazcık da şamanları idare ederekten çok güzel bir sonuçlar alabilirsiniz. Bu kadar. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like, yorum atmayı unutmayınız. Bay bay YouTube.